Evet sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım, herkese yeni bir YouTube videosundan daha sevgiler, saygılar, selamlar. Sevgili arkadaşlar, bugünün konusu neden vücut geliştiremiyoruz? Neden vücut geliştiremiyoruz? Birkaç maddeyle sizlere hemen anlatacağım. Sevgili arkadaşlar, ilk etapta en büyük problem çok sabırsızız. Her şey bir an önce olsun istiyoruz. Bir an önce yapayım, bir an önce gelişeyim, bir an önce kollarım 45-60 santim olsun. Bir an önce böyle müthiş muskular, fizik olsun. Bir anda büyüyeyim, bir anda gelişeyim ya da bir anda plaj vücudu yapayım gibi çok aceleci edip ve yarı yolda bırakıyoruz. Arkadaşlar, vücut geliştirme ya da istediğiniz hedefe ulaşma zamanla olacak bir şey. İster ilaç kullanın, ister kullanmayın. İster natürel olun, ister ilaç kullanan bir sporcu olun. Bu her halükarda zaman işi arkadaşlar. Bir hafta, beş hafta, bir ay, altı ay, beş aydan bahsetmiyorum. Bir yıl, üç yıldan da bahsetmiyorum. Yıllarca süren bir serüven. Vücut geliştirme sporculuğu da aynı şekilde arkadaşlar. Bir podyum, iki podyum, üç podyum denedikten sonra ancak bir yerlere gelebiliyorsun. O katı diyetlere girip çıktıktan sonra, podyuma inip çıktıktan sonra, o podyumdaki backstage'in havasını aldıktan sonra, tecrübe kazandıktan sonra ancak belirli seviyelere gelip şampiyonluğa kadar ulaşabiliyorsun. Bizde hemen olsun diye bir acelecilik var. Bu aceleciğimiz yüzünden 3-5 hafta, 3-5 ay sonra olmayınca çok yavaş ilerleyen bir sistem çünkü. Kendimizde çok fazla bir gelişim görmeyince havlu atıyoruz. Arkadaşlar işte o anda daha çok kürekleri asılman lazım. Bu iş, ikinci madde, bu işi ilaca, supplemente, şuna buna dayandırıyoruz. Hayır arkadaşlar, bu iş bunlarla hiçbir alakası yok. Bunlar sadece %10'luk, %20'lik kısmı kapsayan sistem. Arkadaşlar, iyi antrenman planlaması, çok iyi beslenme ve çok iyi kardiyovasküler antrenman planlaması ile ancak istediğimiz sonuçlara ulaşabiliyoruz. Bu da gene aynı şekilde zamana ve sürece dayalı. Ne kadar istikrarlı olursanız o kadar çabuk gelirsiniz. Üçüncüsü arkadaşlar, disiplin problemimiz var. Sabah kardiyoya kalkamıyoruz. Antrenmanlarımızı savsatabiliyoruz. Antrenmanlarımızı bugün yapmasak da diyoruz. Aman bugün bunu diyetime boş vereyim, bugün bunu yiyeyim, bir şey olmaz diyoruz. Ondan sonra geriye sarıyoruz. Arkadaşlar, bu iş maalesef ki iyi bir sporcu olmak istiyorsanız 365 gün uymanız gereken bir sistem. Yatmanız, kalkmanız, uyumanız, kullandığınız takviyeler, antrenman, kardiyo, antrenman, ağırlık antrenmanı, kardiyovasküler sistemdeki çalışmalarınız, bu süre gelen sistemde, uzun süre yayılan sistemde ancak gelişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar, iyi bir sporcu olmak istiyorsanız hem takım sporcularında hem vücut geliştirmede ilk önce antrenmanlarınıza asılmalısınız, kardiyovasküler çalışmalarınızı eksik etmemelisiniz, çok iyi beslenmelisiniz. Çok iyi dinlenme süreci kendinize ayarlamanız gerekiyor ve şunun en önemli şeylerden biri de stres arkadaşlar. Stres bizi mahvediyor. Bizi strese sokan ortamlardan ve insanlardan da koşarak kaçacağız. Kortizol hormonunuzu yukarı çıkarırsanız, eğer strese girerseniz büyük problemler yaşarsınız. Sevgili arkadaşlar, bugünlük videom bu kadardı. Beğeniyorsanız, beğenmiyorsanız, beni takdir ediyorsunuz, etmiyorsunuz bilmiyorum. Destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Yorumlarınıza cevap, karşılık veririm. Siz de düşünceleriniz, fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Yarın ya da iki gün sonra başka bir içerikle tekrar karşılaşacağım. Arkadaşlar, çok çalışın. Önce çok çalışın. Çok emek verin. Çok çaba sarf edin. Bir hayaliniz, bir hedefiniz olsun. Ona kitlenin ve asla bırakmayın. Herkese kolay gelsin. Boom!